Tayland'ın Kopangan Adası'ndan herkese merhaba. Bu adaya Koh Tao Adası'ndan deniz yoluyla ulaştık. Ve bir süredir adayı bu motosikletlerle geziyoruz. Limana iner inmez turizm acenteleri, taksiciler ve motor kiralamacılar sizi karşılıyor. Bu gördüğünüz kadınlar da hemen bizi çevirdiler ve motor kiralayabileceklerini söylediler. Biz de bu sevimli bebeğin bize eşlik ettiği sepetli motorla motorları kiralayacağımız yere gittik. Bu anlar bizim için de ilginç bir karşılama oldu. Peki bu adaya geldiğinizde siz neler yapabilirsiniz? İlk önce plajlarından bahsetmek istiyorum. İnanılmaz plajları var. Bunlar aynı zamanda büyük doğal güzellikler. Hemen birine gidelim. Şimdi Koh Phangan'daki Koma Beach'e geldik. Burası tam bir doğa harikası. Birazdan incecik bir kumun üzerinde yürüyerek, kumdan bir köprünün üzerinde yürüyerek karşıdaki adaya geçeceğiz. Bayağı şu an bir kum hattının üstünde yürüyoruz. Normalde görüntülerde burası bu kadar sulu bile değil. Daha da kum ortaya çıkıyor ama bugün biraz su var. İlerilere doğru biraz daha kuma dönüşüyor. Harika görüntüler var ya, insanın içi açılıyor gerçekten. Baktıkça bakasın geliyor. Burası böyleydi ama onun hemen yanında birkaç kilometre uzağında da bir Malibu Beach var. Hadi gelin şimdi bir de onu görelim. Koh Mao'daki inanılmaz manzaralı geziyi bitirdikten sonra birkaç kilometre gerisinde yine burası Koh Phangan Adası'nın kuzeyine kalıyor. Koh Mao'nun birkaç kilometre yine gerisindeki Malibu Beach'e geldik. Bu Malibu Beach de inanılmaz bir yer. Şimdi size oranın görüntülerini göstereceğim. Şöyle bir köprüden geçiyoruz. Şimdi köprünün hemen yanında burada denizin bir uzantısı var ama aslında burası deniz alanı ama şu an pek de bir su yok. Şimdi beach kısmına doğru ilerliyoruz. Böyle bir kum kaç yerde olabilir yani? Bembeyaz, un gibi bir kum. Biraz denize doğru yürüyebiliriz herhalde. Ve tabii su. Yani kum beyaz olduğu kadar su da bir o kadar berrak. Yani suyun dibini görmek çok kolay.
başka neler yapılabilir? Bu kadar mı? Sadece deniz mi? Hayır, tabii ki de değil. Boğada'da iki tane de önemli tapınak var. Şimdi bir de gelin orayı görelim. Wat Ko Tapınağı'na doğru yürüyoruz. Dimdik bir bayırı çıkıyoruz. Budistlerin yaşadığı, yattıkları, kalktıkları bölgedeyiz. Biraz size etrafı göstereceğim. Burada böyle Budist heykeller görüyorsunuz. Şöyle yürümeye devam edelim. Burada filler var. Yine bir Buda. Etrafında filler ve maymun. Devam edelim bu tarafa doğru. Rahiplerin evlerinin olduğu yere doğru gidelim. Buradan yine şurada bir dini bir sembol var. Burada bir Buda daha var. Burada bir Budist rahip evi var. Yaşadıkları yer burası. Tayland bayrağını görüyorsunuz. Kıyafetleri. Bu bir sembolden ziyade aktif olarak kullanılıyor bunlar. Bunlara ekmek bırakıyorlar. O da bu dinin bir gerekliliği. Yine bir evin bahçesi. Böyle görünüyor. Ve yine tapınağın içlerinde yürümeye devam ediyoruz. Yine çok ilginç bir yapı gördük burada. Biraz ona bakalım. Şöyle bir manzaraya sahip ve şöyle bir yapı. Şimdi devam ediyoruz. Bu gördüğünüz devasa demir dikkatimizi çekince keşişe ne işe yaradığını sordu. O da bize bunun ne işe yaradığını gösterdi. Şimdi şu sesi biraz dinleyin. Gördükten sonra tabii ki ben de denemek istedim. Fakat bütün uğraşlarıma rağmen keşişin çıkarttığı o sesi çıkartamadım. Daha sonra neden yapamadığımı sorduğumda bunun kalpten gelerek yapılması gerektiğini söyledi. Videoda da zaten bunu işaret ediyor. Şimdi yukarıdaki tapınağa doğru ilerlerken geçen bölüm yarıda bıraktığımız Siddhartha'nın yani Buda'nın hikayesine devam edelim. Siddhartha, Samsara'dan çıkış yolunu bulmak için kendisini yollara vurmuştu. Yollarda geçen yılların ardından bir grupla tanıştı. Ormanlarda yaşayan bu keşişler topluluğunun lideri Alara, Buda'ya zihni dünyevi dış etkilerden arındırarak insanın kendini keşfetmesini sağlayan bir meditasyon yönteminin inceliklerini öğretir. Buda bu konuda o kadar büyük bir yeteneğe sahiptir ki saatlerce meditasyonda kalabiliyordur. Alara, Buda'ya topluluğun yeni lideri olma teklifini iletir. Aradığı gerçeği henüz bulamadığını düşünen Buda, bu teklife hayır cevabı verecektir. Evet, adanın yukarısına doğru tırmandıktan sonra şöyle tapınak dediği küçücük bir odaya çıktık. Odanın içinde kocaman bir Buda heykelimiz var. Burada çeşitli dini semboller görülmeye değer. Arayışına devam eden Buda bu kez Ganj Nehri'nin kıyısında başka bir grupla tanışır. Bir önceki grubun aksine bu grup insan zihnine değil bedenine odaklanmıştır. Bu grubun inancına göre beden ruhun gelişiminin önündeki en büyük engeldir. Gruptakiler kendilerini uzun süre aç ve susuz bırakmakta, güneş altında uzun süreler meditasyon yapmakta, kendilerine işkenceler etmekteydiler. İnanca göre bedenin sınırları ne kadar zorlanırsa ruhun önünde engel olmaktan çıkacak ve ruh özgürleşecektir. Rivayete göre Buda bu grupla tam 6 yıl geçirir. Bu süre zarfında kendisini nefessiz bırakır, utanç kavramını yenmek için etrafta çırılçıplak dolaşır, çok katı diyetlerle kendisini uzun süreler aç bırakır ve ölmek üzereyken şifacıya yetiştirilir. 6 yılını değerlendiren Buda, çalışmaların beden üzerinde yarattığı stresten ötürü sakinleşmenin ve huzura ulaşmanın bir türlü mümkün olmadığını anlatır. Böylece Buda bu gruptan da ayrılarak yolculuğuna devam eder. Tapınağın içinde böyle bir yatan Buda heykelinin önündeyiz. Keşiş şimdi oturdu, ibadet ediyor. Buda yollarda geçirdiği yıllar, deneyimlediği yöntemlerin ardından kendi yolunu bulur. Buda'ya göre insanın kendi özünü bulması imkansızdır. Çünkü doğa, insan, fikirler yani her şey sürekli değişmektedir. Dolayısıyla insan özünü bulduğunu zannettiğinde bulduğu şey eski olandır. Yani sen özünü her bulduğunda o da sürekli değişecektir.
İnsan bunun takibine düşerse bu tamamen kendine odaklanmak olacaktır. Yani insan egosuna yenilecektir. Dolayısıyla Buda'ya göre gerçek aydınlanma kendinden vazgeçerek olacaktır. Yani bu dünyadayken ölmüş gibi yaşayarak. Bu dünyadayken ölmüş gibi yaşamak ne demek? Bunu bir sonraki videoda anlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik bu videonun Budizm bölümü bu kadar. Bir de burada kurulan ünlü bir gece pazarı var. Pantip Gece Pazarı. Orada da birazcık dolaştık. Genellikle yemek ağırlıklı bir yer ama geldiğinizde mutlaka uğramanız gerekiyor. Gelin bir de orayı görelim. Şimdi bir de Kopang Nam'ın gece hayatından bahsedelim sizlere. Bildiğiniz üzere Full Moon partilerin merkezi burası. Nerede yapılıyor peki? Adanın güneydoğusunda. Bu partilere katılmak için o noktaya gidebilirsiniz. Partilerin başladığı yer. Ama Full Moon partiler kendi zamanında adanın tamamına yayılıyor. Yani bütün adada bu partilere katılabilirsiniz. Ama Full Moon döneminde. Bizim geldiğimiz dönem Full Moon dönemi değil. Dolayısıyla ada oldukça sakin. Yani gece mekanlarında çok fazla bir şey yok. Ama eğer Full Moon Parti döneminde gelirseniz bu adaya sadece bu parti için 30 bin kişi her ay akın ediyor. Böylece bu bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Koh Samui'de bütün ülkenin birbiriyle su savaşı yaptığı Songkran Festivali'ni izleyeceğiz. Şu dakikadan itibaren video adayı tamamen görmek isteyenler için bütün adayı motorla turladığımız o görüntülerle devam edecek. İzlemek istiyorsanız devam edebilirsiniz ancak bundan sonra anlatım olmayacak.